Sonar Kabadayı, magazin dünyasında en çok merak edilen ve bana sorulan Sonar Kabadayı. Evet, tekrar yeni bir proje ve onun çok yoğun bir temposu. Özel hayatıyla ilgili yaşadığı bazı karışıklıklar onu depresyona soktu. Yeni yeni toparlanma dönemine göre ya Sonar Kabadayı zaten dahi bir yazar, dahi bir beyin, dahi bir insan. O yüzden onun yaptığı her şey 10 numara 5 yıldız diyoruz. Sonar Kabadayı için gizli yaşadığı aşk onu biraz depresyona soktu. Biraz ailesiyle ilgili sağlık problemleri olabilir ama onun tekrar bu yıl tap yapacağı bir dönem. Doğa Kutkay. Hamilelik yaşayabilir çünkü evli olduğunu biliyorum ben Doğan'ın. Güzel bir ilişkisi var, bu düzende çocuk isteği var. Ufak bir tedavi sürecinde ve onun önünde bazı projeler var, sinema projeleri. Gayet aydınlık ve verimli olacağını söylüyorum. Belki Doğan'ın da son zamanlarda bel ya da boynu ile ilgili yaşadığı sağlık problemleri onu biraz yormuş olabilir. Ozan Güven artık kendi projesine imza atacak. Çok büyük bir film düşüncesi var. Evet, Cem Yılmaz'la uzun süredir boy gösteriyor. O da kendi boyunu tekrar gündeme, kendi başına gösterecek diyorum. O yüzden Ozan Güven'le Cem Yılmaz'ın Yılmaz bağı kuvvetli. Her zaman da Cem Yılmaz Ozan Güven'e destek olur. Ve o da filmiyle ilgili yapacağı süreçler var. Şener Şen çok uzun süredir zaten film ya da bu tarz şeyler ama bir dizi teklifi ya da büyük bir proje teklifi olabilir. Bu sene sonunda bu proje teklifinde aydınlığa kavuşacak. Kalp ve mideyle ilgili hassasiyeti olabilir. Şener Şen'in dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ceylan Ertem, bayılıyorum, inanılmaz bayılıyorum, çok başarılı ve Sezen Aksu doğdu diyorum. Çünkü o bir Sezen Aksu kadar başarılı ve yetenekli ve geleceğin Sezen Aksu'su olarak ilan ediyorum Ceylan Ertem'i. Çünkü onda bir akıl ve o inanılmaz bir aydınlık, bir zeka ve yaptığı sanatta da çok büyük bir başarılar doğru. Emsal Doğan, bu tırnakçıların, kaşçıların göze, o zaten yarattı kendini, gerçekten hedeflediği her şey. Yeni projeleri, yeni markaları imza atacak ve onda aşk ve evlilik zaman diyorum Emsal Doğan için. Güzel bir aşk. Zinnet Sali, aşk, mutluluk, huzur ve onun da ailesine bir trafik ya da evine hırsız girebilir. Dikkat diyorum. Sağlık problemleri son zamanlarda onu yıpratmıştı ve yaşadığı bazı karmaşıklıklar yıplattı. Onda da muhteşem bir aşk var diyorum. Teoman yeni proje, albüm ve yapmak istediği bir sürü projeleri var. Hepsini tek tek yapmış olacak. Çok büyük başarılar imza atacak. Tekrar hani o papatya tekrar yeniden doğdu diyorum Teoman. Zaten akıllı ve zeki. Yalnız Teoman'ın da ailesiyle ilgili anne ya da babaanne ya da artık kim yaşıyorsa onunla ilgili yaşayacağı bazı sağlık problemleri olabilir diyorum. Biraz bunlara üzülecek. Şahan Gökbakar yine projelerini, kendi ismini tap yapacağı bir projeye imza attı. Kendi projesi zaten. Güzel bir süreç. Tekrar bir çocuk olma olabilir onların hanesinde. Ya da tekrar bir çocuk evresine girebilirler diyorum. Seda Sayan, Yeşim Salkım. Güzel reklam, güzel pazarlık. Yani her iki tarafta birbirinin reklamını yapıyor. Yani Yeşim Salkım ya da Seda Sayan. Seda Sayan'ın oğlu olacağım kesinlikle biriyle aşk yaşamasını istemiyor, evlilik yapmasını istemiyor ama Seda Sayan gizli bir aşka yelken açtı. Yeşim Salkım'ın özel hayatıyla ilgili değil de kariyer hayatı çok uzun süredir gündemde. Ona da güzel bir aşk var. Seren Seren gizli bir adamla aşk yaşıyor ve gündeme bomba gibi düşecek diyorum. Olacağım, Seda Sayan'ın oğlu olacağım evlilik yapma kararı alacak ve aile o düzenini oturtacak gözüküyor. Ayşen ve Buğsa var ulaştı. Evet, evlilik yapacaklar. Yapar çünkü Ayşen gerçekten evlilik istiyor. Demet Akalın'la Seda Sayan barışır mı? Barışırlar. Çünkü Demet Akalın Seda Sayan'ı gerçekten seviyor. Zaten onların kendi düzenleri var ama bu yıl sonu hem sağlık problemi hem de evliliğiyle ilgili radikal kararlar alacak diyorum. Ufak Tefek Cinayetler bence gayet başarılı bir dizi. Oyuncuları da birbirinden başarılı devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dizi gayet güzel süreçte devam ediyor. Ama bizim için en güzel Ayşe Hatun Önal, fazla bağımlılıkları ve fazla absürt hayatıyla ilgili kendi dengesi çok fazla yıprattı. Yeni bir kendine yeni bir klasik müzik klasiği yaratmak istiyor ve bunu başaracak. Bu sene yine Ayşe Hatun Önal rüzgara esecek diyorum. İlyas Yalçıntaş. Bağımlılıkla ilgili onun da Ayşe Hatun Önal gibi sorunları olabilir ve de kafası çok karışık ve ruhsal olarak çok büyük bir depresyonda. Bence onun bir psikolojik tedaviye ihtiyacı var ve bağımlılıklarından kurtulması lazım. Aşk adamı ama kafa çok yoğun olduğu için aşka bile vakit ayırdığını düşünemiyorum.
Serkan Kaya çok iyi bir evlilik yaptı ve gerçekten o da imparator. Serkan Kaya, İbrahim Tatlıses'in yerine gelmiş güçlü bir seslerden biridir. O da İbrahim Tatlıses'in Yürü Yakul'un modunda devam edeceği yeni orijinalin çakması, çakmasının orijinali diyorum. Çünkü Serkan Kaya'da da çok güzel bir ses var ve kendi başarılı ve yetenekli bir insan olarak gerçekten bu piyasada varım diyor. İsmail YK zaten geçenlerde vefat eden bir cenazesi vardı, başı sağ olsun. Tekrar gündeme başarı sağlayacak ama onun özel hayatında çalkantılar devam ediyor ve bir türlü dikiş tutturamadı. Onun için 2019 daha verimli ve daha aydınlık olduğunu düşünüyorum. Gülben Ergen ne olacak diyorlar anam. Gülben Ergen tekrar gizli bir aşk yaşıyor zaten, kendini kenara çekti, kenarda duruyor ama gizli aşkla yoğun bir şekilde gündeme düşecek. Erhan Çelik'le eşi ilişkisi ne olur? Onlar evlilik yoluna gidecekler diyorum. O yüzden bu yıl magazinde yapmak istediğiniz ne varsa keyifle izleyin. Ama en bomba haber, İbrahim Tatlıses oğluyla birlikte single çıkartacak. Artık kendine bir kaset çıkartacak. Gerçekten İbrahim Tatlıses'te ses konusunda yitirmeyen bir ses enerjisi var. Oğluyla single, birkaç insanla da yapacağı albüm ama düet tarzında albümler söz konusu olacak. Gayet başarılı ve aydınlık diyorum İbrahim Tatlıses için. Evet, bu yıl magazinde bunları dinledik. Haftaya artık ne ola ne kala Allah kerim diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.